Nedret Ersenel Bir suikast girişiminin anatomisi. Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin atlatılması Amerika'yı sadece uçuruma yuvarlanmaktan kurtarmadı, uzun süredir. Final havasıyla beklenen başkanlık seçimlerinin olası komplikasyonlarından kaygılanan dünyayı da rahatlattı. Fakat risk bunun da yer küreye vurabilecek dalgalarının potansiyel varlığını koruyor. Yani uçurumun kenarında hali sürüyor. 1. Suikasta dört kulvardan bakmak, görmek, kurmak kolaylaştırıcı olabilir. A. Kriminal, teknik yön. B. Amerika. C. Küresel bağlam. D. Aralarındaki bağlar, geçirgenlik. 2. Neredeyse sürpriz değildi. Hem Türkiye'de hem dünyada sayısız insan Trump'a suikast olabileceğini yazmış ve söylemişti. Tahminlerin tek ihtimali sorunun Trump'tan değil Amerika ve dünyanın halinden kaynaklanmasıydı. 3 öldürmek içindi. Bu tip olaylar senaryo üretmek için mümbittir ama olayın adli teknik okuması Trump'ın yok edilmesi kararını gösteriyor. FBI'ın olayın üzerinden 24 saat geçmeden yaptığı fail yalnız da açıklaması bile bunun işareti. 4 mini parantez Amerika başkan vurmayı fetiş haline getirdi. Dünyada benzeri yoktur. Politik kültürünün parçasına dönüştürdü. Sanatı ve medyayı da bu yolda araçsallaştırdı. Taxi Driver 1976 odur. 5. Trump'ı öldürmek hedefse, ölseydi ne olacaktı sorusu çözücü ipucu çıkabilir. Gerçekleşseydi şeytani bir tablo oluşacaktı. 6. Düne kadar küresel belirleyiciliği de olan başkanlık seçiminin demansla deli arasında olacağının şakası yapılıyordu. Ancak ortaya çıkacak istikrarsızlık hem ülke hem dünyaya sari bir sürükleniş yaratabilirdi. Ocak 2021 kongre baskınından bu yana hem Amerika öyle bir iklimde yaşıyor hem de dünya 3. büyük savaş şartlarını taşıyor. Yani seçim demonslar arasındadır. 7. Potansiyel savaşlar, genel ekonomi ve çok kutupluluk, Gazze ve Ukrayna gibi hayati coğrafyaların içinde bulunduğu durum, dünyada seçimler yılı olmasının stresi, bu dosyayı daha donatabiliriz, dünyayı kaosa müsait şartlar içinde tutuyor. 8. JFK, Reagan, Trump suikastlarının konjonktürleri arasında bir örüntü hissediliyor. Hepsinde hem Amerika hem dünya eş zamanlı bir eşik üzerineydi. Savaşlar, suikastlar kaçınılmazdı. Hepsi Amerikan iç güç mahfilleriyle dış güç mahfilleri arasındaki rekabet ve ittifakları açısından benzerlik gösteriyor. Tehlike bu ve yerinde duruyor. 9. Suikastçı bize hiçbir şey söylemiyor. Söyleyemez de. Tetiği çeken katili bilmez. Silaha da boşuna bakıyoruz özel değil. O da bir şey anlatmaz. 10 Trump'ı korumakla görevli gizli servis unsurlarının hatalarını anlatmaya gerek yok. Amerikan basını hepsinin ipini çekti zaten. Gizli servis eski başkana platformdan inerken eşlik etti veya ilk iş günü gibi vesaire. Trump'ın gizli servisi güzelleyen açıklamalarını da umursamayın. Başkan olduğunda kendini onlara teslim edecek. Mesele bu denli iş bilmezlikle suikast arasında ilinti olup olmadığıdır. Trump'ın başkanlık dönemindeki ulusal güvenlik danışmanı Steve Bannon, suikastın başındaki kişi gizli servisin direktörüdür, imasında bulunuyor. Kimberly Cheadle 11. Amerika özelinde Beyaz Saray'a intikam almak için dönecek adam vuruldu. 12. Batı özelinde demokrasilerin kerteriz noktası Amerika demokrasisi herkesin gözü önünde can çekişiyor. 13. Başkanlık seçimi özelinde suikast seçim kampanyasını baştan tanımladı ama henüz sandığı değil. 14. Küresel bağlam Biden-Trump rekabeti seçim yarışı olarak gözlenen gerilim buzdağının ucu hangisinin yeni dünya düzeninde çok kutuplu dünyada hangi rolü oynayacağı, hangi tarafta olacağı asıl soru. Bu bir yandan Amerika iç cepheleri tarif ederken diğer yandan bunların küredeki taraflarını, planlarını ifşa ediyor. 15. Örneğin Amerikan müesses nizamı içindeki çekişen veya kesişen güç unsurlarını Tarif edebilirsiniz. Neokonlar, Yapay Zeka, Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, Sandcom, Sermaye Grupları, Askeri Endüstriyel Kompleks, Dini Ögeler, Metafizika Aidiyetler, Evangelikler, Enerji, Silah, Dijital Odaklar, her türden lobiler, CIA... Ama Amerika'nın elinden savaşları alamazsınız. Bir olurlar, öldürürler. Birbirine rakip görünen odaklar arasında mutabakat alanları vardır. Birincisi paradır. Paranın şekli, rengi konusunda birbirlerinin gırtlağını sıkarlar ama kendi aralarında bir mesele olarak görürler. Paranın ve üzerinden siyasi gücün devşirildiği yere dokundurtmazlar. 16. Az açalım. Amerika'da özel sermaye her zaman ayrıcalıklı olmuştur ve liberal dönem zirve yaptığı yerdir ülke tarihinde ilk kez sermaye, onun da özel bir türü, yüksek teknoloji, dijitalizasyon, yapay zeka ve hardware kaynaklarını ellerinde tutanlar, hükümet üzerinde hükümet etme noktasına, bunu talep etme gücüne eriştiler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olası Dünya Savaşı'nın 3 nedeninden biri olarak YZ'yi saymasını hatırlayalım. 17. Bunun karşısında da yerleşik düzenin kadim sermaye grupları bulunuyor. Finans, bankacılık, dolar mimarisi, enerji kardeşliği ve benzeri. Yükselen Doğu anti-dolarizasyon kampanyasında büyük ilerleme kaydederken eşyanın tabiatı gereği Coin ittifakı kuruyor. Bu hem suikast hem Amerika iç dinamikleri hem yeni dünya düzeni arasındaki rabıtanın örneklerinden sadece biridir. 18. Amerika iç siyaseti seçimler açısından suikast girişiminin nasıl bir çıktı ürettiği tartışmalıdır. Trump'ın bugüne kadar onlar diyerek seçmenine muğlak bir düşman olarak sunduğu her şey suikastla kendini ibra etti. Kitlesi için de şüphesi olanları da konsolide edecektir. Nitekim Obama'nın eski stratejisti David Axelrod artık bir Mesih'imiz var dedi. 19. Mesih bazıları için müjde olabilir ama dünya için alamettir. 20. Seçim sonucu ne olursa olsun küresel bağlam değişmeyecektir. Yeni başlıyor demektir. Nedret Ersanel, Yeni Şafak Kadir Üstün Suikast girişimi Trump'ı başkan yapar mı? Eski Başkan Trump'a karşı başarısız suikast girişiminin başkanlık yarışının dinamiklerini değiştirdiği ve Cumhuriyetçilerin adayına kritik bir avantaj sağladığı açık. Demokratların Biden'a yarıştan çekilme baskısını artırmaya başladığı bir dönemeçte gerçekleşen tarihi olay Trump'ı gerçek bir mağdur haline getirdi. Trump'ın kürsüden inerken verdiği saldırıya meydan okuyan fotoğrafları da Amerikan halkı için kurşun yiyen ve onlar için savaşan bir lider imajını sağlamlaştırmış oldu. Bu tarihi anı siyasi bir zafere çevirme refleksi göstermekte tereddüt etmeyen Trump bundan sonra ne kendi kitlesini harekete geçirmekte ne de Cumhuriyetçilerin tam desteğini almakta zorluk çekecek. Bütün bu avantajlı tabloya rağmen ülkenin kutuplaşan siyasetini de göz önünde bulundurduğumuzda Trump'ın şimdiden Amerika'nın bir sonraki başkanı olduğunu söylemek için erken olduğunu belirtmek gerekiyor. Güvenlik zaafı ve mağduriyet Suikast girişiminin detaylarıyla ilgili birçok şey yazılıp çizildi ve farklı komplo teorileri de üretildi. Amerikan derin devletinin Trump'ı ortadan kaldırmaya çalıştığını iddia edenlerden yaşananların tamamen mizansen olduğunu söyleyenlere kadar geniş bir yelpazede senaryolar yazıldı. Şimdilik kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa o da Trump'ın korunmasından sorumlu olan gizli servisin sonuç itibariyle güvenlik zaafı oluşmasını engelleyemediği oldu. Bu zaafın oluşmasının sebepleri de uzun süre soruşturulacak ve tartışılacaktır. Bu saldırı öncesinde de zaman zaman tartışma konusu olan gizli servisin bu olay sırasındaki performansı ve oturmuş prosedürleri de çok detaylı biçimde sorgulanacaktır. Cumhuriyetçilerin olayın arkasında demokratların parmağını arayan bir siyasi iletişim stratejisi takip etmeleri de kuvvetle muhtemel. Soruşturma süreçlerinin politize edilerek siyasi kutuplaşmanın bir aracı haline getirilmesini bekleyebiliriz. Ancak böyle bir strateji Trump'ın içine yaramayabilir. Suikast girişiminin soruşturulması elbette normal. Ancak demokratlara ve özellikle güvenlik güçlerine karşı sonu gelmeyen siyasi bir savaşa dönüştürülmesi ters tepebilir. Trump'ın seçimlerde ihtiyacı olan imaj ülkesi için kurşun yemiş ancak böyle bir trajik olay sonrasında ülkeyi bir araya getirebilen bir lider görüntüsü vermek olacaktır. Aşırı söylemleriyle kendi tabanını mobilize eden ve tartışmanın parametrelerini sürekli kendi istediği yöne kaydırmayı başaran Trump'ın bağımsız seçmenleri ikna etme ihtiyacı ortadan kalkmış değil. Bu tür seçmeni Biden gibi bir adayın ülkeyi yönetebileceğine ikna etmek, Biden'ın münazara fiyaskosu sonrasında o kadar zor değil. Ancak Trump'ın ülkenin istikrarsız ve bilinmeyen bir yere doğru götürmeyeceği konusunda güvence vermesi merkeze yakın seçmen açısından önemli olacak. Başkan Yardımcısı J.D. Vance hamlesi Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Ohio Senatörü J.D. Vance'i başkan yardımcısı adayı ilan eden Trump'ın akıllıca bir tercihte bulunduğunu söylemek gerek. Vance daha önce Trump'a en ağır lafları eden asla Trumpçılardan biri. Vance kırsaldaki sisteme tepkili ve az eğitimli beyazların yaşadığı sosyoekonomik sorunların Trump gibi popülist liderler için nasıl verimli bir zemin hazırladığını gösteren ve bu konuyu ülke gündeminin ilk sıralarına taşıyan Hillbilly Elegy, Dağlının Ağıtı adlı kitabın yazarı. Ohio senatörü seçilerek siyasete giren ve Trump'ı da hakarete varan sözlerle ağır eleştiren Wentz'in Kuzeydoğu ve Orta Batı'daki salıncak eyaletlerde siyasi karşılığı olacaktır. Trump küreselleşmenin işsizlik ve uyuşturucuya mahkum ederek kendi kaderlerine bıraktığı sisteme tepkili kitlelerin desteğini 2016'da almış ancak 2020'de Biden'ın sendikalarla sıkı ilişkileri üzerinden işçi sınıfını yanına çekmesini engelleyememişti. Trump Vance hamlesiyle hem bu eyaletlerde karşılığı olan hem de seçim stratejisine kritik katkı yapabilecek bir ismi yanına aldı. Trump'ın suikast girişimi üzerinden topladığı sempati ve siyasi kredinin üzerine yaptığı JD Vance hamlesi şu ara rüzgarın kendisinden yana esmesini sağlıyor. Bunun üzerine Trump'ı Trump yapan ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı siyasi retoriğini daha birleştirici mesajlarla törpülemesi durumunda daha da fazla avantajlı bir konuma gelebilir. Ancak saldırının ülkedeki ayrışma ve kutuplaşma havasının bir sonucu olduğunu savunanlar Trump'ı bu siyasi iklimin yaratılmasından sorumlu tutacaktır. Trump'a oy vermenin ülkeyi yeni bir maceraya götüreceğini düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla olacaktır. Bu durumda şu günlerde tam bir dağınıklık görüntüsü veren demokratların farklı bir adayı seçerek oyun değiştirici bir stratejik hamle yapması Trump'ın avantajını silmese de belli bir oranda dengeleyebilir. Biden'ın adaylığında diretmesi durumunda ise Demokratların işi çok daha zor. Zira mağdur Trump'a karşı anti-Trump bir cephe oluşturmak yeterli olmayacaktır. 2016 seçimlerinde Ağustos ayında Trump kampanyası tamamen dağılmış bir görüntü içerisinde olmasına rağmen Hillary Clinton'a soruşturma açıldığı haberi seçimin seyrini değiştiren bir etki yapmıştı. Trump kampanyası birkaç aylık süre zarfında toparlanıp seçimi kazanmayı başarmıştı. Biden'ın aday kalıp kalmayacağı ve Demokrat Parti Kongresi'nde nasıl bir görüntü çıkacağını henüz bilmiyoruz. Bunlar netleştikten sonra bile birçok farklı gelişme seçimin seyrini değiştirebilir. Bugünlerde Trump çok daha avantajlı bir konuma gelmiş durumda ama başkanlığını şimdiden ilan etmek için daha çok erken sadece mağduriyet yetmeyecektir. Seçmenin gözünde demokrat alternatifinden farklı olarak ülkeyi nasıl bir yere götüreceği meselesi daha belirleyici olacaktır. Kadir Üstün Yeni Şafak